Merhaba gençler, 8. sınıf arayanları Atölyem kitabında çok büyük ve çok küçük sayıların bilimsel gösterimi konusuyla dersimize devam ediyoruz. A çarpı 10 üstü n, n arkadaşlar burada tam sayıdır diyor ve a bir gerçek sayıdır şeklinde söylüyor. A 1'den büyük veya 1'e eşit olabilir ama 10'dan küçük şeklindeki gösterime çok büyük ve çok küçük sayıların bilimsel gösterimi denir diyor arkadaşlar. Yani onun kuvveti olan üssüz sayıların başındaki katsayı değeri 1 ile 10 arasında olacak. 1'e eşit olabilir diyoruz. Hemen etkinliklerimize bakalım. Aşağıda verilen çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle yazınız diyor. Evet, 1 milyon sayısı var gençler. 1 milyon sayısını şu başındaki katsayı var arkadaşlar. Yani sıfırları görmeden konuşuyorum. Şuradaki 1'i. Amacımız şu araya sığdırmak gençler. Yani 1'den büyük olabilir, 1'e eşit olabilir ama 10'dan küçük olacak şekilde yazacağız. O zaman 1 çarpı neyi öğrenmiştik? Sayı küçülürse öndeki katsayı üst büyüyordu. 6 basamak küçülttük. Bakın burada virgül vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak küçülttük. O zaman sayımız 10 üstü 6 oldu. 82.000 sayısını şuradaki aralığa sığdırıyoruz gençler. 8 tam 10'da 2 yapıyoruz. Yani virgülü her sayının sağında virgül var şeklinde düşünün. 1, 2, 3, 4 basamak sola çekiyorum. Yani sayıyı 4 basamak küçültüyorum. Üst 4 basamak büyüdü. Her sayının yanında da aynı zamanda 10 üstü 0 vardı diyoruz. 810'u 8 tam 10'da 1 yaparak 1 ile 10 arasında bir sayı yazdım. Çarpı 2 basamak küçülttüğüm için 10 üstü 2 yazıyorum. 600 milyon sayısını 6 olarak yazıyorum. 3, 6, 8 basamak küçültüyorum. Sayı 6 çarpı 10 üstü 8 oluyor. 752 milyon sayısını yine şuraya yazalım isterseniz gençler. A 1'den büyük olacak veya 1'e eşit olabilir demiştik. Ama 10'dan küçük olacak şekilde. A burada sayım üzerindeki katsayıydı. O halde 7 tam %52 yazdım. Bakın arkadaşlar kaç basamak küçültüyorum? 3, 6, 8 basamak. 10 üstü 8 olur diyoruz. Evet 9 yazıyorum. 3, 6, 9, 11 basamak. Küçülttüm. O zaman 11 basamak büyütüyoruz üstü. 10 üstü 11 yazdım. Sayımızı 1 tam %256 olarak yazıyorum. 3, 6 basamak küçültüyorum. O halde 10 üstü 6 olarak üstü kuvvetini yazıyorum. Sayıyı 6 tam %75 yazıyorum arkadaşlar. Bakın şu 1 ile 10 arasına girmesini istiyorum. 6 tam 1 ile 10 arasında bir sayıdır. Çarpı 10 üstü 1, 2, 3, 4, 5 basamak sayıyı küçülttük. O halde üstü 5 basamak büyük yazarak devam ediyorum. Evet 721'i 7 tam %21 yazarak 1 ile 10 arasına yazıyorum. Şuraya tekrar yazıyorum. Çarpı 1, 2 basamak sayıyı küçülttüm. Üstü 2 basamak büyüterek 10 üstü 23 yazıyorum. 86 sayısını 8 tam 10'da 6 yazdım. Çarpı sayıyı küçülttüm. Üstü büyütüyorum. Sayı küçüldü. Üst büyürse gençler eksi 4. Bir basamak büyürse eksi 3 olur. Sayıyı küçülterek 9 tam %81 yazdım arkadaşlar. Neydi? 10 ile 9 arasında bir sayı olacaktı. Sayı küçüldü. Üst büyüyecek. Ne kadar? 2 basamak küçüldü. 2 basamak büyüterek eksi 18 yazıyoruz. Sayımızı 2 tam %11 olarak 3 basamak küçültüyorum. Üstü 3 basamak büyük yazmam gerekiyor. 10 üstü 9. Buradan itibaren dikkat edin. Az önce normal doğal sayılar vardı. Şimdi yanımızda ne var arkadaşlar? Yanında 10 üstü, işte 21, eksi 4 gibi üstü kuvvetler de var. Evet. 675 çarpı 10 üstü eksi 5
Sayıyı 6 tam %75 yazarak 1 ile 10 arasına yazıyorum. Oraya uydurmaya çalışıyoruz. Sayı 2 basamak küçüldü, üst 2 basamak büyürse eksi 3 olur. Sayımızı 4 tam %23 olarak 1, 2, 3, 4, 5 basamak küçültüyorum. Üstü 5 basamak büyütmem gerekiyor. 10 üstü 3'ü büyütürsem 10 üstü 8 olur. Sayıyı 8 olarak yazıyorum. 3, 6, 8 basamak küçülttüm. 10 üstü 8 olarak büyüterek yazıyorum. Sayımızı 5 yazıyoruz. Çünkü 1 ile 10 arasına girecekti. 1, 2, 3, 4, 5 basamak sayıyı büyüttüm. Üstü 5 basamak küçülterek 10 üstü eksi 5 yazıyorum. Yanında sanki 10 üstü 0 varmış gibi değerlendiriyorduk. Sayımızı 1 tam %23 olarak yazıyorum. 10 üstü 0 var gençler yanında. 1, 2, 3, 4, 5. 5 basamak. Ne yaptım? Sayıyı büyüttüm. Üstü 5 basamak küçültüyorum. Eksi 5 olarak yazıyorum. Sayı 12. 1 tam onda 2 oldu. Sayı küçüldü. Üst büyüyecekti. 1 basamak büyütüyoruz. 10 üstü 12. Sayıyı büyüterek 1 tam binde 834 yazdım. 2 basamak büyüdü. Üst 2 basamak. Sayı 2 basamak küçüldü. Üst 2 basamak büyüyor. 10 üstü 11 oluyor diyoruz. Evet. Etkinliğimize devam ediyoruz. Sayı 2 tam %52. Ne oldu? Sayı büyüdü. 1, 2, 3 basamak büyüdü. O halde üst 3 basamak küçülerek eksi 3 oldu. Arkadaşlar şunu unutmayın. Eğer yanında 10'un kuvveti yoksa 10 üstü 0 varmış gibi değerlendiriyoruz. Tamam mı? Evet. Sayı 2 tam %78 olarak büyüdü. 2 basamak büyüdü. 2 basamak küçülüyor. Eksi 2 oluyor. Sayı 6 tam onda 3'e getiriyorum. Çünkü bilimsel gösterim neydi? 1'e küçük veya eşit olabilir. A 1'den büyük olacaktı ve 10'dan küçük olacaktı arkadaşlar. 1'e eşit de olabilir demiştik. 6 tam onda 3 ne kadar arkadaşlar büyüdü? 7 basamak. O halde üst 7 basamak küçülerek eksiye dönüyor. 5 tam %71 oldu. Ne kadar büyüdü? 4 basamak. O halde 4 basamak küçülerek 10 üzeri eksi 4 oluyor. 2 tam onda 3 yazıyorum sayımı. 1 basamak büyüttüm. Üstü 1 basamak küçültüyorum. 10 üstü 4'tür. Sayı 5 tam %61. 1 basamak büyüdü. Üst 1 basamak küçülerek 10 üstü 6 oluyor. Sayıyı küçültüyorum. 1 ile 10 arasına girecek şekilde. 2 tam %81. Üst büyüyecek. 10 üstü eksi 4. Sayı küçülüyor. Üst büyümesi gerekiyor. Ne kadar? 2 basamak. 10 üstü 11 oluyor. Evet, sayıyı küçülterek 9 tam %85. O halde üstü de 1 basamak büyüterek yazıyorum. 10 üstü eksi 4. Sayı küçülüyor. 1 basamak 6 tam, pardon, sayı büyüyor 1 basamak. 6 tam %12 oluyor. Üst küçülecek. 10 üstü 9. Sayıyı büyütüyorum 2 basamak. Üstü 2 basamak küçültüyorum. 10 üstü 3. Sayıyı 3 basamak büyüterek 2 yazıyorum. Üstü de 3 basamak küçültmem gerekiyor. Eksi 3. 3 basamak küçülürse eksi 6 oldu. Sayı büyüdü, üst küçüldü diyoruz. Evet. 0 tam binde 65 çarpı 10 üstü eksi 4. Sayıyı neydi arkadaşlar? 1 ile 10 arasını yerleştirecek şekilde 6 tam onda 5 yazdım. 1, 2 basamak büyüttüm. Üstü 2 basamak küçültüyorum. 10 üstü eksi 6. Sayı 1 basamak büyüyor. 7 tam
%18 oluyor. Bir basamak büyüdü, üst bir basamak küçülerek 10 üzeri 4 oluyor. Sayıyı bir basamak küçülerek 72 de 7 oldu. 7 tam %23 çarpı. Sayı küçüldü, üst büyüyor. Eksi 5'i büyütürsem eksi 4. Negatiflerde lütfen dikkat edelim. Sayımızı 1 ile 10 arasına girecek şekilde 6 tamlı yazıyorum. Yani sıfırlara dikkat et arkadaşlar. Sondaki sıfır atamıyoruz. Aradaki sıfırları eksiltemiyoruz. 2 basamak büyüdü. Pardon, 2 basamak küçüldü. Üst, yani şurada 10 üzeri 4. 2 basamak büyüyerek 10 üstü 6 oluyor. Sayımız 27 idi. 2 tam %77. Sayı küçüldü. Üstün büyümesi gerekiyor. 10 üstü 6. Sayı 1 tam binde 301 oldu. Sayı ne oldu? Küçüldü. Üst büyüyecek. 2 basamak büyütüyoruz. 10 üstü 10 oluyor. Sayı küçülüyor. 2 tam binde 411. Üst arkadaşlar 2 basamak büyüyerek 10 üstü 1 oluyor. Sayıyı bir basamak büyük yazıyorum arkadaşlar. Virgülü bir basamak kaydırdım. 1 tam 10'da 9. 1 ile 10 arasında bir sayıdır. Üstü de arkadaşlar bir basamak. Sayı büyüttüysem üstü küçültüyordum. Eksi 5'i küçük yazarsam 10 üstü eksi 6 olur diyoruz. Evet. Şimdi etkinliklerimize bakalım. 1 ton kaç miligramdır diyor gençler. Bunu bilimsel gösterim olarak yazacağız. Şimdi 1 ton 1000 kilogramdır. 1000 kilogram gençler grama çeviriyorum. Yine 3 sıfır ekleyerek 1 milyon gramdır. Bunu da miligrama çeviriyorum. Yine 3 sıfır ekliyorum. 3 sıfır ekledim. Ne oldu? Miligram oldu. Bu 1 milyar miligramı bilimsel gösterim olarak yazmamı istiyor. Bilimsel gösterimde önündeki katsayı birden büyük veya 1'e eşit olacaktı, 10'dan küçük olacaktı. O zaman biz buradaki 1'i 1 olarak yazıyoruz. Bakın 1'e eşit olabilir demiştik. Kaç basamak küçültüyorum? 9 basamak. O zaman yanına 10 üstü 9 olarak yazıyorum. Üstü de 9 basamak büyütmüş oluyoruz. Üçüncü etkinlikte ifadesinin bilimsel gösterimi kaçtır diyor. Gençler öndeki katsayı 0'dan %2. Bunu 1 ile 10 arasında yazacak şekilde 2 olarak düşünüyorum. 2 basamak büyüttüm. Üstü 2 basamak küçülterek 10 üstü eksi 7 yazıyorum. Üstü 4 var. 4'ü unutmuyoruz. Şimdi arkadaşlar bu 4 neyin üstünde? Hem 2'nin hem de 10 üstü eksi 7'nin üstünde. İçeri dağıtıyorum kesirin içerisine. Parantezin içerisine. 2 üstü 4 çarpı üstün üstüne çarparak yazıyorum. 10 üstü eksi 7 ile 4'ü çarparsam eksi 28 oluyor. 2 üstü 4'ün değeri 16 çarpı 10 üstü eksi 28. Şimdi bizden bilimsel gösterim istiyordu. 16 yazamayız. Bunu 1 ile 10 arasına girecek şekilde 1 tam 10'da 6 olarak bir tane küçülttüm basamağı. Virgül bir tane sola çektim. Sayı küçüldüyse üst büyüyordu. 10 üstü eksi 27 oldu diyoruz. Evet. Dördüncü soruda bir buğday tanesinin ağırlığı yaklaşık olarak 25'te 1 gramdır. Yani 1 bölü 25 gramdır. 100 buğday, 100 kilogram buğday kaç tane buğday tanesinden oluşur diye soruyor arkadaşlar. Bunun bilimsel göstermini istiyor. Şimdi 100 kilogram önce grama çevirelim. 100 bin gram yapar gençler. Şimdi biz ne yapıyorduk? Her buğday tanesi 1 bölü 25 gramdı. O zaman
Biz 100 bin gramı, çünkü 100 kilogram buğday kaç buğday tanesi yapar dedi ya. 100 bin gramı, kilogramı grama çevirdim. Her bir tanesi 1 bölü 25 olduğu için 1 bölü 25'e bölüyoruz. Kesirlerde bölme işlemini hatırlarsınız. Birinciyi yani payı aynen yazıyorum. Paydayı da yani şurayı da ters çevirip çarpıyoruz. 100 bin ile 25 çarparsam 25'in yanına 1, 2, 3, 4, 5 sıfır ekliyorum. 2 milyon 500 bin tane yaptı gençler. 2 milyon 500 bin taneyi bilimsel gösterim olması için 1 ile 10 arasına koyacak şekilde 2 tam onda 5 olarak yazıyorum. Kaç basamak küçülttüm? Buradan başlayarak sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak küçülttüysem üstü 6 basamak büyüterek 2 tam onda 5 çarpı 10 üstü 6 tane buğdaymış arkadaşlar. 100 kilogram buğday. 5. soruda bozulmuş bir musluk günde 21 çarpı 10 üstü eksi 4 litre suyu boşa akıtmaktadır. Buna göre bu musluk bir haftada kaç mililitre suyu boşa akıtır? İfadesinin bilimsel gösterimini soruyor. Şimdi gençler bir hafta 7 günde yedi günde ne kadar akıttığını bulalım önce. Bir günde 21 çarpı 10 üstü eksi 4'tü. 7 günde için arkadaşlar 7 ile çarparak bu işlemi yapıyorum. 21 ile 7'yi çarparsam 147 çarpı 10 üstü eksi 4 litreyi boşa akıttı arkadaşlar. Şimdi biz bunu mililitreye çevireceğiz gençler. Bu litre çünkü. Mililitre çevirirken ben bunu litre yazdım şuraya. Ne ile çarpmam gerekir? 1000 ile çarpmam gerekir. 1000 demek 10 üstü 3'tü. 10 üstü 3 eşittir 1000'di çünkü. 1000 ile çarpacağım şimdi. 147 çarpı 10 üstü eksi 4 çarpı 10 üstü 3 yazarsam bu mililitre oldu gençler. L'yi büyük yazıyoruz. Mililitre oldu. Bizden bu mililitrenin bilimsel gösterimini istiyordu. 147'yi bilimsel gösterim haline getirebilmek için bir tam %47 yazıyoruz. Neydi? 1 ile 10 arasında bir sayı olacaktı. Çarpı üstleri topluyorum. Eksi 4 ile 3'ü toplarsam 10 üstü eksi 1 mililitre olur diyoruz cevabımız. Evet, altın şurada. 1600 metre 1 mikrometrenin kaç katıdır? İfadesinin bilimsel gösterimi nedir diyor. 1 mililitre 1 milimetre 1000 mikrometreye eşitmiş gençler. Onu da söylüyor. Şimdi öncelikle 1600 metre kaç mililitredir? 1600 metre. Metre ile milimetre arasında 3 basamak vardı. O zaman 1000 ile çarpacağız. 1 milyon 600 milimetre. Bunu da mikrometreye çevirirken yukarı 1000 ile çarpmam gerektiğini söylüyor gençler tekrar. Bin ile çarparsan ifade budur. Mikro metre. Bunun bilimsel gösterimini istiyordu. Bilimsel gösterim burada 1 ile 10 arasına girecek şekilde 1 tam onda 6 yazarım. Bakın 3, 6, 9 basamak küçülttüm gençler sayıyı. O zaman üstü de 9 basamak büyüterek 10 üstü 9 yazıyorum. 7. sorumuz da işleminin sonucunun bilimsel gösterimi nedir diye soruyor. Gençler şöyle yapabiliriz. Şimdi 32 ve 1.6, 1.6'yı eğer 16 olarak düşünürsem 32 ile sadeleşir. O zaman önce şu 1.6'yı bir kaydırarak yazayım. 32 çarpı 10 üstü eksi 6'yı aynen yazıyorum. Bunu 16 olarak yazarsam bir basamak büyüttüm katsayıyı, üstü bir basamak küçültmem gerekiyordu. 10 üstü 2 oldu.
Şimdi 32'yi 16'ya bölersen 2. 10 üstü eksi 6'yı 2'ye bölüyorum. Tabanlar eşitken üstlerde arkadaşlar çıkarma yapıyorduk. 10 üstü eksi 6'dan 2'yi çıkartarak yazacağız. 2 çarpı 10 üstü eksi 8 oldu. Evet, bilimsel gösterime uydu mu? Evet, uydu. Cevabımız 2 çarpı 10 üstü eksi 8 olur diyoruz. 8. soruda işleminin sonucu kaçtır diye söylüyor. Şimdi burada arkadaşlar 16 milyarla 4 milyon var ya arkadaşlar. 16 ve 4'ü önce 10 üstü şeklinde yazalım. Şu milyarlardan bir kurtulalım. 16 çarpı 10 üstü 3, 6, 9. Gençler sayıyı 9 basamak küçülttüm. 16 çarpı 10 üstü 9 yazdım. Çarpı 4 çarpı 10 üstü 6 olarak yazdım. Şimdi öndeki kat sayıları kendi arasında çarpıyorum. 16 çarpı 4 64. 10'lu ifadeleri kuvvetleri kendi arasında çarpıyorum. Tabanları eşit üstleri toplayarak yazıyoruz. 10 üstü 15. Bilimsel gösterim istemişti. Bilimsel gösterimde 64'ü 6 tam 10'da 4 olarak 1 ile 10 arasında yazıyorum. Sayıyı küçülttüm. Üstü de bir basamak büyüterek 10 üstü 16 sorumuzun cevabı olur diyoruz. 12 trilyon sayısının bilimsel gösterimi kaçtır diyor. 12 trilyonu yazarken arkadaşlar 12 tane sıfır var. 12 trilyon yazdık. Bunu 12 çarpı 10 üstü 12 olarak yazarız. Bilimsel gösterime uyması için 1 tam 10'da 2 olarak yazdım. Sayıyı bir basamak küçülttüm. Üstü bir basamak büyütüyorum. 10 üstü 13 oldu diyoruz. 10. sorumuzda bir al yuvar hücresinin içinde yaklaşık 280 milyon hemoglobin molekülü vardır. Buna göre 10 tane al yuvar hücresinin içinde kaç tane hemoglobin molekülü vardır ifadesinin bilimsel gösterimi nedir diyor. Gençler şimdi 280 milyonun bir tanesi bizden 10 tanesini istiyor. O halde 280 milyonla 10'u çarpıyorum. 2,8 haline getireceğiz gençler. Önce şöyle yapalım. 2,8 yazmayalım. Şu sıfırlardan kurtulalım. Sayım 28 olsun. Kaç tane sıfır siliyorum arkadaşlar? 3, 6, 8 tane. Sayıyı yani 8 basamak küçülterek 28 yazıyorum. O halde üstü 8 basamak büyük yazıyorum. Şimdi geldim bilimsel gösterim haline getirmeye. 28'i 1 ile 10 arasında olacak şekilde 2 tam 10'da 8 olarak yazıyorum. Yani basamak olarak 1 basamak küçültüyorum. Üstü 1 basamak büyük yazmam gerekiyor. 10 üstü 9 olur diyoruz. Sorumuzun cevabı arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın gençler.